Keremcan, buna çok teşekkürler. Senin de belirttiğin gibi Süper Lig'de bu sezonun yeni yükselen takımlarından ve kısa sürede hikayesiyle sempati toplayan takımlarından GZT Giresunspor'un teknik direktörü sevgili Hakan Keleş bizi kırmadı. Canlı yayın konuğumuz oldu. Hocam teşekkürler öncelikle. Kamp çalışmalarını sorarak da hemen ilk soruyu bırakıp size bırakayım Evet, sözü. hoş geldiniz siz de. Kamp çalışmalarımız bu ara kampları gibi oluyor, milli takım araları. Gene geldik. Galatasaray maçından önce de buradaydık. Tabii ki yurdumuzda bir sürü yerde çalışma şartları şey yok ama Antalya bunun için çok iyi. Zaten geçen seferde de kalmıştık. Mardan Oteli bizim için zaten evimiz gibi. Hep burada kalıyoruz. O bize inanılmaz imkanlar sağlıyorlar. Onun için evimizde çalışmak yerine burada çalışmayı tercih ettik. Biraz eksiklerimiz olmasına rağmen bayağı bir problemler yaşıyoruz. Her şeyde. Milli takımda olan oyuncularımız var. Sakat olan oyuncularımız var. Cezalı olan oyuncularımız var. Bayağı bir kadro sıkıntılarımız var. Transferde de gelecek olan oyuncularımız var. Bir iki günlük böyle biraz sıkıntılar yaşadık ama şimdi önümüzde bir hafta süremiz var. Buradan Konya'ya geçeceğiz. Konya ile maçımız. Onun için bu yarından itibaren yoğun bir şekilde çalışmamıza başlayacağız. Dediğim gibi şartlar çok zor Türkiye'nin her yerinde ama burada gerekli şartlar iyi, güzel. Biraz daha Antalya'da bu imkanı bulduk. En iyi şekilde hazırlanıp Konya maçına gitmek isteriz. Hocam sanırım futbolcuların eşleri de yani izin verdiğiniz belli ölçüde bir aile ortamı var burada. Dediğim gibi bir evimiz gibi burası zaten. Hep burada kamp yapıyoruz. O sayede işte çalışamadığımız için oyunculara getirmek isteyen eşlerini getirdiler zaten. Orada beraber birlikte çalışmalarımız devam ediyoruz onlarla. Hocam biz Avrupa'da böyle hikayeler gördüğümüzde öve öve bitiremiyoruz. İşte bir teknik direktör başarıya ulaştıktan sonra bakın ilk maçları böyleydi, sabredildi, oldu gibi. Hani dışarıdakini övüyoruz ama Türkiye'de bunu Giresunspor çatısı altında yönetim ve siz başardınız. Kötü başladınız belki lige ama sabırla oyununuzda ısrar ettiniz, sisteminizde ısrar ettiniz ve o gidişat tersine döndü belli ölçüde. Bunun içindeki bir spor adamı olarak, bir futbol adamı olarak neler söylemek istersiniz hocam? Konuya şöyle başlayayım. Hani anlattım çoğu zaman. Hani burada belli bir projelerimiz vardı. Onların gelişmesi gerekiyordu. Oyunun oturması gerekiyordu. Uyum süreci gerekiyordu. Ama geldiğimiz noktada tabii ki sabretmeleri, şans vermeleri, devam etmemiz bu kamuoyu tarafından da takdirle karşılandı zaten. Bakıyorum diğer kulüpler de bunun öncülüğünde hocalarını uzun süre şans vermiyorlardı. Belli bir şey vardı ama bundan sonra süreç bir değişim var zaten. Avrupa liglerinde bunu görüyoruz çoğunlukla. Bizde şu an 17, 18, 19. herhalde antrenör değişimi her hafta artıyor. Ama Avrupa liglerinde 3-4 civarında. Bizde zaman zaman böyle şeyler olmuyordu. Biz kulüp olarak bunu yaptık. Arkasına da durduk. Dediğim gibi diğer kulüplerde bunun şeylerini görüyorlar. Devam ediyorlar. Şanslarını, hocalara verilen şansı biraz daha arttırdılar. Dediğim gibi bu bir değişim süreci. İnşallah dediğim hocalara verilen şanslar devam eder. Çünkü bir hocayla anlaşıyorsunuz. Bunda karar kılıyorsunuz. 2-3 haftada bunu değiştirmek, kararı değiştirmek. Bu yönetimsel bir hata oluyor. Hocasal bir hata olmuyor. Çünkü bir hocanın kulübe gelmesi, uyum süreci, takımını tanıması, sistemini oturtması uzun bir süre alıyor. Ben bu konuda şanslıyım. Geçen sene de bu sene de istediğim kadroyu kuruyorum. Beraber zaten başkanımızla çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Sporcu grubunu da ikna ettiniz hocam. Tabii, oyunumuzu, sistemimizi ikna ediyoruz. Ona göre oyuncuları da alıyoruz. Dediğim gibi planlarımız vardı. Biraz aksamalar oldu sezon başı ama ondan sonra oturttuk bazı şeyleri. Hedeflediğimiz bir şey var. Onun doğrultusunda devam ediyoruz. Hocam ikinci yarıda zorlu bir fikstürle başlıyorsunuz. İlk Konya yarıdaki gibi. İlk ilk yarıda yarıdaki da gibi zorlu bir evet. fikstürümüz vardı. Konya'da Ligin biraz. birincisiyle oynuyoruz. İkincisi, Evet. üçüncüsü. Yani üst sıralardaki Evet takımlarla hocam. oynuyoruz. Konya Konya'da Fenerbahçe bunlardan bir karşısı. tanesi. Evet. Yani nasıl bir başlangıç bekliyorsunuz? Sonuçta riskli bir noktadasınız hala. Tabii ki ligin bu şeyi son haftalara kadar devam edecek zaten. Yani bitmiyor çünkü heyecan. Kümede kalma, Avrupa kupaları, orta sıralar. Ligin sonuna kadar heyecan devam ediyor zaten. Biz tabii ki
ilk yarıda biraz kötü başlamıştık. Şimdi biraz daha iyi başladık gibi görünüyor ama eksiklerimiz oldu son haftalarda. İşte milli takımlar sakatlık oyuncular ama problem değil. Şimdi transferimizi yapacağız. İyi bir çalışma ortamı sağlayacağız. Gelen arkadaşlarla hedeflediğimiz bir şey var. Bu ligde uzun süre 44 yıl sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Onun doğrultusunda ilerliyoruz. Hocam, dört büyüklere karşı oynanılan maçlarda Giresunspor sükse yaptı diyebiliriz. Fenerbahçe belki yenildi ama maçı hatırlıyoruz, oldukça evet, zor bir maçtı. Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Trabzonspor maçında da büyük bir hikayeyle bir puan çıktı oradan. Maçlara oyuncuları bu maçlara hazırlamak daha mı kolay oluyor şimdi hocam? Şöyle tabii ki bu konuda oyuncu motivasyonları daha çok yüksek oluyor. Ama biz oyun itibarıyla sezon başından beri kötü periyot aldığımızdan beri hep iyi oynadık zaten. Belli bir iki maç haricinde çok oyun istikrarımızı bozmamıştık. O maçlara tabii ki oyuncunun biraz daha performansı artıyor. Biraz daha istekli, coşkulu, arzulu oluyorlar. Bu da sonuçlara yansıyor. Rakiplerin de durumlarının kötü olması bunda da etken. Ligdeki sıralamaları da. Dediğim gibi ama Galatasaray, Beşiktaş'ı yendik. Trabzon'da puan aldık. Önümüzde Fener maçı var. Oyuncuların bu konulardaki istek, arzuları, coşkuları arttıkça iyi sonuçlar da geliyor tabii ki. Hocam, 3 büyük takımdan bahsetmişken çok kısa soracağım. 3 büyük takımda da hoca değişikliği oldu ve ligde aslında komple bir teknik direktörlerde bir değişim var. Genç isimler ön plana çıkıyor. Evet. Hatta bu tartışmalar şunu beraberinde getiriyor. İşte çok hızlı mı hoca oluyorlar? Sizde uzun bir yardımcılık dönemi. Evet. Fark var mı? Büyük takımlar niye bu kadar kolay değiştiriyor? Yoksa bu gençler artık durdurulamıyor mu hocam? Yok, doğanın kanunda var zaten. Bir değişim olması gerekiyor. Ama baktığımızda genç hocalara kulüpler de şans vermeye başladı. Yaklaşık herhalde 10 civarında falan genç hoca, yeni hocalarla şu an kulüplerimiz devam ediyor. Hatta bugün Altay'da genç hocamızdan bir tanesine şans verdi. Bu verilen şansları iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. İşte İlhan hocamız, Çağdaş hocamız. Yani evet, bayağı şansları iyi değerlendir. İyi bir örnek oluruz. Kulüplerin de bunlara şans vermesi Türk futbolu için, gelişimi için önemli diye düşünüyorum. Verilen şansları da iyi değerlendirdiğimiz sürece, iyi işler çıkarttığımız sürece bu değişimin olacağını düşünüyorum tabii ki. Hocam, röportajın duyurusunu yaptık sosyal medyadan. Giresunlu taraftarlar gerçekten transfer bombardımanına tuttular bizi. Yavaş yavaş o konuya da geçmek istiyorum hocam. Ne planlanıyor? Kaç transfer planlanıyor? Şöyle, ben 2 senedir yaklaşık 30 civarında transfer yaptık. Tabii ki bir iki tane transferde hatalarınız oluyor ama hata yapmamaya çalışıyoruz. Yine hata yapmamaya çalışıyoruz. Biraz geç kalıyoruz. Kulübümüzün şartlarından dolayı transfer yapmak her zaman zor tabii ki. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi oturmuş bir oyunumuz var. Eksiklerimizi biliyoruz. Gerçi biliyoruz öncelikle onlar ama takımımızı komple güçlendirmek istiyoruz. Ligin en az gol yiyen takımların sıralamasında 4. veya 5. herhalde. Biraz defansif olarak bazı şeyleri oturtturduk. Hücumsal bölgelerimize biraz orta saha, kenar ve forvete alacağız. Anlaştığımız oyuncular var. Yolda olan oyuncular var. Görüştüğümüz oyuncular var. Problem çıkıp başka takıma giden oyuncular var. Süreç devam ediyor. 8'ine kadar devam edecek. Ligin son güne kadar da bu iş devam edecek. Dediğim gibi kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarılar çok daha zor geçecek. Biliyoruz bunu, farkındayız. Zor ama transfer her şartta zor ama biz inşallah bakalım taraftarımızın istediği, arzuladığımız iyi bir oyun seyrettiriyoruz onlara. Daha iyi oyun, daha iyi sonuçlar alabilmek için uğraşıyoruz. Kamplar yapıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bakalım hedeflerimize ulaşacağız. Hocam, bir iki isimden bahsetmem gerekiyor bu konuda. Problem değil, bahsedebiliriz. Cafu ismi çok fazla gündemde. Brezilyalı forvet merak ediliyor. Yani bize teklif edilen oyunculardan bir tanesi. Şartlara uyarsa bakacağız ama çok şu an net değiliz ya konuda. Hocam, Muhammed Gümüşkaya ile ilgili de bir açıklamanız oldu. Onu bir değişiklik var mı? İstedik. Yani istedim o. Geçen seneden de istiyordum. Çalışmak istediğim, yeteneklerine güvendiğim, gelişimi açık olan bir oyuncu. İstedik ama Fenerbahçe'nin de şeyleri var. Yani ben çalışmak istiyorum onunla beraber. O olursa inşallah yani çok mutlu olurum.
Anladım hocam. Hocam bir de çok tartışılan, bu transfere gelmişken son olarak bunu da sormak istiyorum. Okan Koçuk, tartışılan değil hani çok gündemi işgal eden bir konu oldu bu. Evet. Son durum nedir hocam? Bu süreçte neler yaşandı? Bize en doğru bilgiyi sizden. Başkanımız görüşmeleri sürdürüyor. O konularda açıklamalar yapıyor. Ama Galatasaray maçından sonra da açıklama yapmıştık. Öncesinde de dedik teklifleri yoktu. Herhangi bir şey yoktu. Biz o konuyu kapattık demiştik. Geçen maçtan önce de söylediler. Böyle böyle geri istediklerini söylediler. Biz de transferimiz kapalı. Sıkıntılarımız var. Bazı şartların oluşması gerektiğini söyledik. Bir de biraz takım bayrak adamı oldu sanki hocam. Hani sizin açınızdan da herhalde. Yani dediğim gibi transferin belli şartları var. Başkanımız o görüşmeleri yürütüyor. Ben gitmesini istemem. Tabii ki kalecimin performansını yükseltti. Milli takıma gitmesini isterim. Ama elinden geldiğince tabii ki Galatasaray'ın oyuncusu. Bizde kalmasını istiyoruz ama belli bir şartlar var tabii ki orada. Nasıl biz alırken şartlar varsa da şimdi giderken de şartların olması gerekiyor. O görüşmelerimiz başkanımız yürütüyor. Ama inşallah istediğimiz gibi sonuçlanır. Hocam biraz da sizin kişisel hedeflerinizden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de genç teknik direktörler bir furya geliyor ama biz teknik direktörlük konusunda Avrupa'da temsil konusunda hep zayıf kaldık. Evet. Sizin hocam kişisel hedefleriniz arasında var mı? Yani yok tabii ki bunlar sonuçlarla orantılı bir şeyler tabii ki ama şu an tek hedefim Giresunspor'u geldiğimde şampiyon geçen sene şampiyon yaptık. Bu sene de ligde kalıcı olmak tek hedefim bu. Bu hedefleriniz sizi bir yerlere getiriyor. Şu anki tek hedefim bu. Başka çok fazla kafamda öyle hayaller kurmak istemiyorum. Çünkü amaçlarınıza ulaştığınız zaman zaten sizi bir yerlere kadar getiriyor. Hocam taraftar sizi bayağı seviyor. Biraz araştırma yaparken bir şarkı da yapılmış sizinle ilgili. Bu şehirde doğdu güneş Alex Ferguson'la eş yani, diye. Son olarak da taraftar mesajı. Sağ olsunlar çok destekliyorlar. Biz de iyi işler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Onların destekleri her zaman arkamızda hissettik. Geçen sene pandemi döneminde bile bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hep olabildiğince yanımızda oldular. Bu sene de sonuçlarla beraber inanılmaz şekilde destekliyorlar. Sağ olsunlar. Biz de onları mahcup etmek için çok çalışıyoruz. İnşallah onlara güzel futbol ve iyi sonuçlarla iyi bir Giresunspor izleteceğiz diye düşünüyorum. Peki hocam biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için. Ne demek? Bizim buradaki röportajımızın sonuna geliyor. Bir kez daha sevgili Hakan Keleş hocamıza ve Giresunspor Kulübü'ne teşekkürlerimizi iletelim. Kerem Can Mulat Antalya'dan sözü tekrar stüdyoya bırakalım.